Merhaba, hoş geldiniz. Yine bir tane soru çözeceğiz. Dikkatli dinleyin arkadaşlar. Mutlaka faydalanmaya çalışın. Çok çok ağır zorlanıyorsanız not alın gerekirse. Ekran fotoğraflarını alın anlayamadığınız yerlerin. Arkadaşlar sizden bir ricam var. Videoyu beğenmenizdir. kanalı desteklemek, ben desteklemek için bu önemli. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Başlayalım. Diz ile kalça arasında kemikte kırık varsa yaralıya hangisi uygulanır? Üzerine bastırılarak yürütülür. Oturtularak atelle tespit edilir sırt üstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilir, kan dolaşımını engellemeyecek şekilde turnike uygulanır. Diz ile kalça. Bu atel arkadaşlar diz ile ayak arasında ben ateli göstermek için bu fotoğrafı koydum. Atel dediğimiz şey böyle bir şey. Cevap nedir? C seçeneği. Sırt üstü yatıracaksın. iç ve dış yanlardan şu şekilde atelle tespit edeceksin. Oturtamazsın dizle kalça arasındaki adamı. Yanlış. Yanlış, yanlış. Geçiş hakkı sorusu. Şekildeki karşılaşmada hangi araç öncelikle geçiş hakkını kullanmalıdır? Kamyonet, motosiklet, traktör, otomobil. İsterseniz bunlar sıralayabiliriz. Başka soruda sıraladık gerçi. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Önce dönüş yapacak olanlar en son gidiyor zaten. Bu dönüş yapacağı için en son. Bunu eledik. Şimdi bu Traktör, otomobil, motosiklet arasında kaldık. Traktörün sağında ne var? Otomobil. Otomobilin sağında ne var? Motosiklet. Kural neydi? En sağdaki en önce geçecekti. Cevap B seçeneği. Bu okey. Cevabı bulduk. Şöyle de bir şey söylemiştim geçenlerde. Arkadaşlar bu tür karşılaşmalarda zaten traktör mesela en son geçeceklerden biridir. Kuralımız neydi? İş makinesi ve traktörler binek araçlara yol verecek. Yani lastik tekerlekli traktör, kepçe, ne bileyim dozer, silindir. Bunlar binek araçlara yani otomobile, motosiklete, tıra, kamyona yol vermek zorunda zaten. Dolayısıyla traktör ilk olmaz. Unutmayın bakın ne dedim baştan söylüyorum. İş makinesi ve traktör binek araçlara yol verir karşılaşmalarda. Binek araçlar dediğimizde aklımıza işte otomobil, motosiklet, kamyon, kamyonet. İş makinesi dediğimizde kepçe, kamyon, silindir ve traktör. Traktör de bir iş makinesi zaten. Devam edelim. Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazede de kesinlikle olması gereken durum hangisidir? Bilinç kaybolması, reflekslerin kaybolması, sesli uyaranlara tepki vermemesi, dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması. Kalp at üstüne kalp masajı Tabii ki dolaşım durması yani kan dolaşımı durur. Kalp atımlar alınamazsa zaten arkadaşlar kalp atımı olmadığında dolaşım duruyor. Çünkü hani az az önce de anlattım ya da dün anlatmışımdır. Kalp attıkça atar damarlar kanı vücuda gönderiyor. Dolaşım sağlıyor. Ama kalp atmazsa atar damar kanı vücuda da gönderemez. Cevap D seçeneği. Araç park edildikten sonra aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir? El freni çekmek, vitesi boşa almak, fren pedalına basmak, debriyaj pedalına basmak. Cevap nedir? Basit bir soru. Tabii ki el frenini çekeriz. Geçelim. Arkadaşlar bazı sorular hızlı geçiyorum. Çünkü hepsini açıklarsam 50 sorunun çok uzuyor video. Onun için bazılarını açıklıyorum. Mesela bugün bunu açıklıyorsam yarın başkasını açıklıyorum. Bu şekilde dengelemeye çalışıyorum. Bölünmüş karayolunda geçilmekte olan araç sürücüsü hangisini yapmalıdır? hızını arttırmalı. Bulunduğu şeridi izlemeli. Öndeki aracı geçmeye çalışmalı. Dönüş lambalarıyla geç işareti vermeli. Geçilmekte olan. Yani biri sizi solluyor. Ne yapacaksınız? Bulunduğunuz şeridi izliyorsunuz. Biri sizi solluyorsa siz de başkasını sollamaya çalışmıyorsunuz. Ya da şerit değiştirmiyorsunuz. Hatta mümkünse ona yardımcı oluyorsunuz zor durumda kalırsa. Sollama yapan kişiyi. Yine basit bir soru. Aşağıdakilerden hangisi uygun şekilde fark edilmiştir? Bu yanlış. Üstüne basmış. Bu yanlış. Bunlar da yanlış. Burada doğru cevap 2. Yani B seçeneği arkadaşlar. Basit sorular geçiyorum hızlıca. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır? Basit bir soru. 2 numaralar aç. Otoyol. Otoyola yaya giremez arkadaşlar. Bisikletle giremez, traktörle giremez. Animasyon soru. Videoya göre hangisi söylenemez? Burası bir otoyoldur. Hız sınırı azami 40, asgari 130'dur. U dönüşü yasaktır. En sağ şerit kamyonların kullanımına uygundur. Şimdi videoya baktığımız zaman aslında çok da bir şey yok. Fakat video tekrar tekrar oynuyor. Levhalar bizim için önemli. Her araç nizami bir şekilde gidiyor. Burası bir otoyol mudur? Evet. Levhalar arkadaşlar yeşil zemin üzerine olduğu için buranın otoyol olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayrıca şurada 130 ve 40 levhalarını gördüğümüzde de söyleyebiliriz buranın bir otoyol olduğunu. Ondan sonra hız sınırı azami 40 asgari 130'dur. Azami 40 asgari 130'dur. Bu dursun. U dönüşü yasaktır. Evet şu levhaya göre yasaktır. Hemen 130'un altındaki levha U dönüşü yasaktır levhasıdır. En sağ şerit kamyonların kullanımına uygundur. Bu da doğru. Şu en sağdaki levhaya bakarsanız sağ şerit kamyonların kullanımı için uygundur. Bu da söylenebilir. O zaman burada söyleyemeyeceğimiz nedir? B seçeneğidir. Azami 40 asgari 130'dur demiş. Tam tersini söylemiş. Buradaki hız sınırı nedir? Azami 130. Azami demek en yüksek. Asgari de 40. Otoyollarda zaten az, ask, azami yani otomobiller en fazla 130'da gidebilir. Burada da en düşükte 40'la gideceksiniz. Aslında bir sürü de bilgi öğrenmiş olduk. Cevabımız o zaman nedir? B seçeneğidir. Tam tersini yazdıklar için. Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazeden durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biri de bilinç düzeyidir. Aşağıdakilerden hangisi birinci derece bilinç düzeyini gösteren bulgudur? Bilincini nasıl kontrol ediyorduk? Önce onu neyse şıklar okuyalım ondan sonra açıklarız. Şıklarımız sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap vermesi, göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması, ağrılı uyaranlara cevap vermesi, tüm uyaranlara tepkisiz olması. Şimdi bilinç kaybını bilinç düzeyini nasıl kontrol ediyoruz? Yetişkinlerde omzuna dokunarak hafifçe iyi misiniz diye soruyoruz. Çocuklarda ayak tabanından. Eveklerde pardon. Şimdi birinci derece cevabımız A seçeneği. Arkadaşlar şurada açıklayayım ben bunu. Bilinç derecelerinin 3 derece bilinç vardır arkadaşlar. Zaten burada da var. Kişinin bilinci yerindeyse tüm uyaranlara cevap verir. Birinci derece bilinç kaybında sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap veriyor. İkinci derece bilinç kaybında ağrılı uyaranlara cevap veriyor. Söze cevap vermiyor fakat dokunup canını yakarsanız cevap veriyor. Mesela böyle elinizde sıkarsanız etini. Üçüncü derece bilinç kaybında hiçbir şekilde yanıt vermez. Kendisine acı çektirseniz de sıksanız da etini tepki vermez. Yani artıyor burada hissiyatı giderek kayboluyor. Bu bilinç kaybı önemli buranın fotoğrafını alın son zamanlarda arara ara çıkıyor. Geçelim. Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir. Buna göre marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmış olur? Şıklarımız akünün boşalmasından, akünün tam şarjlı olmasından, hava filtresinin kirlenmesinden, akü kutup başlarının sıkı olmasından. Sorumuz ne diyor? Uzun süreli şarj yapmak zarar veriyormuş aküye, marş Akiye ve marş motoruna. Bunlar da aynı zamanda bilgi arkadaşlar. Bu sorular aynı zamanda öğreten sorular. Buradan biz ne öğrenmiş olduk? Uzun süreli marş yapmak zararlı bir şey. Akü ve marş motoruna zarar veriyormuş. Neyse sorumuza dönelim. Onun için sorunun her aşamasını dikkatli dinlemeniz lazım. Sorumuza döndüğümüzde marş motoru dönmüyorsa hangisinden kaynaklanmış olabilir diyor. Akünün boşalmasından, akünün tam şarj olmasından, Hava filtresinin kirlenmesinden, akü kutup başlarının sıkı olmasından. Doğru cevabımız nedir? Tam şarj olması daha iyi performansını arttırır akünün. Hava filtresi burada alakasız. Akünün kutup başlarının sıkı olması yine iyi bir şey bu. Kötü bir şey dönmemesinin sebebi marş motorun akünün boş olmasından kaynaklanıyor. Doğru cevap A seçeneği. Bu akü ile motor ve araç tekniği dersinde Akü ile marş sistemi hakkında çıkabilecek, karşımıza gelebilecek notları burada derledim. Karşımıza ne gelebilirmiş? Motorun ilk çalışması için ilk hareketi veren sistemmiş. Marş sistemi bakın. Marş yapma süresi 10-15 saniyeden uzun olmamalıdır. Olursa zararı var biliyorsunuz. Araç çalışmazsa biraz bekleyip tekrar deniyorsunuz. Yani bir kere marş yaptınız, çalışmazsa biraz bekleyip tekrar deniyorsunuz. Uzun süre ve sıkça marş yapılırsa akümülatör boşalır. Motor çalışıyorken tekrar tekrar marş yapılmamalıdır. Tekrar tekrar marş yapılırsa marş dişlisi veya volan dişlisi zarar görür. Arka arkaya sık sık marş yaparsanız. Motor çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması. Marş motorun ömrünü kısaltıyor yine. Marş durumunda marş motoru dönmüyorsa akünün boşalmasından kaynaklıdır. Bizim sorumuz da buydu zaten. Buradaki bilgilerin hepsi önemli. Sınavda zaman zaman çıkıyor. Onun için buranın fotoğrafını alın. Biraz uzun oldu soru ama mecburuz yani bunu yapmaya çünkü çok çıkıyor buradan soru. Geçelim. Aracın kontak anahtarı motoru çalıştıramayacak şekilde açıldığında gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ışığının yanması gerekir. Yanmıyorsa arıza hangisinde olabilir? Marş motorunda, soğutma fanında, motor devir göstergesinde, akü şarj ışığının ampulünde. Yani şuradaki soru ne diyor? Aracın kontak anahtarı motoru çalıştıramayacak şekilde açıldığında. Hani biz aracı çalıştırmak için bir kere şöyle açıyoruz, ışıklar yanıyor. İkinci açtığımızda çalışıyor ya. Burada sorduğu soru şu. Bir kere açtığımızda eğer bu ışık yanması gerekir diyor. Yanmıyorsa sorun nedir diyor. Bu ışık neydi? Akü ışığı. Şarj ışığı. Doğru cevap nedir? Sorun akü şarj ışığının ampülünde olabilir. Hata ya da arıza. Geçelim. Şekildeki trafik işareti hangisine yaklaşıldığını bildirir. Demiryolu alt geçidine, demiryolu üst geçidine, kontrollü demiryolu geçidine, kontrolsüz demiryolu geçidine. Şimdi levhamız üçgen içerisinde belli ki demiryolu zaten tramvay, ta, tren neyse işte. Bu nedir cevabının o zaman ne oluyor arkadaşlar? D seçeneği kontrolsüz. Şimdi biz sürücüler için böyle levha gördüğümüzde üçgen içerisinde levhane anlama gelir? Dikkat et diyor bak. Burası kontrolsüz bir demir yolu geçidi var diyor. Ona göre tedbirini al diyor. Bunun içinde inek olsa yine aynı şey. Ev, evcil hayvan çıkabilir der. Yani bizi uyarıyor üçgen levhalar unutmayın. Motorların soğutma sistemlerinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? Su, hava, antifriz, asitli su. Soğutma sisteminde tabii ki Asitli su kesinlikle kullanılmaz arkadaşlar. Geçelim. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye hangisini bildirir? Alternatörün şarj etmediğini, emniyet kemerinin takılmadığını, motor yağ basıncının düştüğünü, motor soğutma suyu sıcaklığının yükseldiğini. Bu neydi? Bakın pil, pil gibi bir şey arkadaşlar. Artı eksi nerede var? Bizim bildiğimiz evdeki pillerde var. Bu da işte arabanın pilidir. Nedir? akü ile alakalıdır. Yani şarjla elektrikle alakalıdır. Eğer telefonda bile bu şekilde çıkıyor ya bu gösterge varsa piliniz bitiyordur. Bataryanız bitiyordur. Aynı mantık aslında. Ge yine araç hareket halindeyken bu yanarsa bu araç hareket halindeyken yanmaması gerekiyor. Eğer gösterge panelinde araç hareket halindeyken bu işareti görürseniz aracı derhal durdurup kontağı kapatmanız gerekiyor. Bu da ekstra bir bilgi. Fren balatasının aşınmasında yukarıdakilerden hangileri etkilidir? Yol koşulları, kullanma süresi, fren borularının uzunluğu. Biliyorsunuz debriyaj balatası ve fren balatası olarak iki çeşit balata var araçta. İkisi de ömrünü tamamladıkça değiştirilmesi gerekiyor. Yol koşulları etkili midir arkadaşlar? Evet. Nasıl etkilidir? Arkadaşlar mesela Karadeniz bölgesinde bir kişi her yıl balatayı değiştirmesi gerekiyor olabilir. Çünkü yollar çok eğimli dağlık bölge çok fazla fren kullanıyor. Dolayısıyla balatayı etkiler. Düz yerdeki bir adam daha az fren kullanıyor. Onun balatası daha uzun süre gider. Kullanım süresi zaten etkiler. Çok fazla kullanılan araçta fren balatası daha çabuk biter. Fren borularının uzunluğu alakasız oluyor. Burada cevabımız B seçeneği. Geçelim. Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şekli inceleyelim. A 1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır. 3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır. 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş karayolundadır. 1 2 3 4 numaralı taşıtlar iki yönlü karayolundadır. Şimdi şekle bakalım. Şıklar üzerinden tek tek gidelim. 1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır. 1 2. Şekli incelediğimizde şurada ters üçgen levhası var. Buranın tali yol olduğunu bu levhadan anlayabiliriz. Şurada da ana yol tali yol levhası var. Burası da ana yol. Onu da buradan anlarsın. O zaman 1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır. Okey doğru. Biz yanlış arıyoruz. 3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır. 3 ve 4 tali yolda. Bu da doğru. 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır. Bu dursun bakalım. 1, 2, 3, 4 numaralı taşıtlar İki yönlü karayolundadır. Bu da doğru iki yönlü arkadaşlar. Bakın bir geliş var bir de gidiş var. Bu şekil yollara iki yönlü karayolu diyoruz. Burada da aynı şekilde. Fakat C seçeneği yanlış. Bölünmüş karayolu değil arkadaşlar burası. İki yönlü yol. Bölünmüş karayolu ayrıcıyla ayrılır. Belli bir ayrıcıyla. Onu başka bir konuda detaylıca anlatmıştım yine. Burası arkadaşlar iki yönlü karayoldur. Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde hangisi kullanılır? Benzin, motorin, antifriz, asitli su. Doğru cevabımız nedir? Soğutma sisteminde antifriz kullanılabilir. Geçelim. Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur? Virajlı, kaygan, eğimli, sisli. Şu işareti görüyorsunuz zaten. Bu ne anlama geliyor? Kayıyor araç. Kaygan yolda bulunan bir levhadır bu da. Bu levhayı gördüğünüzde ne yapacaksınız? Hızınızı azaltacaksınız. Önünüzdeki araçla takip mesafesini arttıracaksınız. Yani uzaklaşacaksınız önünüzdeki araçtan. Yavaşlayacaksınız. Çünkü bunu da soruyorlar zaman zaman. Bu levhayı görürsek ne yapmamız gerekiyor diye. Yavaşlayacaksınız. Takip mesafesini arttıracaksınız. Kontrollü bir şekilde yolunuza devam edebilirsiniz. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şekli inceleyelim şekilde gördüğümüz şunlar var. Şu ters üçgen lefası var arkadaşlar. Pardon. Şu şekilde. Bu tür sorularda önce şekli incelemeniz gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde ters üçgen. Yani bu levhanın olduğu yeri nedir? Tali yoldur. Burası tali yol işaretleyelim. Burada da ana yol levhası var. Burası da ana yol. Şimdi buna göre değerlendirelim şıkları tek tek. 1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır. 1 ve 2 ana yol mu? Evet. Okey. Yanlış arıyoruz biz. 3 ve 4 numaralı taşıtlar talih yoldadır. 3-4. Doğru mu? Doğru. 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş karayolundadır. 3 ve 4. Doğru mu? Bu dursun. 1-2-3-4 numaralı taşıtlar iki yönlü karayolundadır. İki yönlü. Bir gidiş bir geliş. Burada da bir gidiş bir geliş. O da doğru. Burası bölünmüş karayolu değil. cevap c seçeneği. Yani şu yol bölünmüş karayolu değil arkadaşlar kafanız karışmasın. Şimdi karayollar ya da yollarla ilgili şunları ben göstereyim. İşte bölünmüş karayol dediğimiz yol şudur. Bu işarettir. Bölünmüş demensin sebebi nedir? Bakın şu ortadaki ayırıcıyla bölünmüş olmasıdır. Bak gidiş geliş. Bu yolu birbirinden ayıran, bölen aparata ya da bölen şeye ne denir? Ayırıcı denir. Bunu da soruyorlar bazen ayırıcıyı bölünmüş karayolunu bölen sisteme ayrıcı denir. Bu kaldırım olur, çukur olur ya da mesela refüş, yol, çim ekmişler. Bu ayrıcıdır. Bunu da unutmayın. Bu da çıkıyor. Yine banket, bankete soruyorlar zaman zaman. Banket neymiş? Yaya yolu ayrılmamış karayolunda taşıt yolu ile yol kenarı şev başı veya hendek iç kenarı arasında kalan olağan yayaların kullandığı zorunlu hallerde de araçların kullanacağı alandır. Yani burada yaya yolu yok. Fakat diğerler burayı kullanabilir. Olağan dur üstü durumlarda ihtiyaç durumunda araçlarda kullanabilir. Yine bölünmüş karayolu buydu. Burada ayrıcıyı bilmemiz gerekiyordu. Geçiş yolu dediğimizde şu. Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun karayoluna bağlanan veya karayolu sınır çizgisi içerisinde kalan kısmıdır. Şurası da işte burası bir mülk. Burada geçiş yoludur. Şu araç geçiş yolundadır. Bağlantı yolu da zaten bakın burada göstermişiz bir kavşakta. Şu kısım bağlantı yoldur mesela. Geçelim bunu da. Zorunlu haller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari hızı saatte kaç kilometredir? Arkadaşlar hiç fark etmez. Yani fark etmez dediğim şu otoyollarda motorlu taşıtın. Otomobil, otobüs, kamyon herhangi birinin en az hızı ne olacak diyor. Cevabımız C seçeneği 40. Arkadaşlar bununla ilgili şurada limitle ilgili birkaç bir şey bahsedeyim ben size. Bakın şurada. Ne yazıyor? Zorunlu haller dışında şehirler arası karayolunu bulunan motorlu taşlarda aracın cinsi fark etmek için asgari hız 15 km. Normal karayollarında arkadaşlar şehirler arası karayollarında 15. Otoyollarda 40'tır. Araç cinsi fark etmeksizin diyor bakın. Şimdi şuraya dönelim bir de arkadaşlar kısa bir şey anlatacağım Arkadaşlar şimdi bakın bize sorarsa şunu sorar bir defa yerleşim yerinde hepsi 50 Tam 50 as, as, Azami bunlar arkadaşlar 50 bunu ezberlemene gerek yok zaten bu hepsinde 50 Tamam mı Şimdi Şuraya gelelim Bakın bize soracağı otomobil olabilir 90 arkadaşlar kaç artmış? 20. Bak size bir şey mantığını anlatıyorum. 20. Burada kaç artmış? 20. Fakat bazı yerlerde 130 oldu ama sınavda çıkarsa siz yine 120 yi işaretleyebilirsiniz. Eğer şıklar arasında 120 görmezseniz 130 işaretleyin. Bakın 20 artmış otomobil. Yani bizim bildiğimiz B sınıf araç sürücüsünün sürdüğü otomobil. Minibüs 9-17 arası. Otobüsü sorabilir mesela bize minibüs de bir otobüstür zaten. Bu kaç mesela otobüse göre daha ağır bir vasıta olduğu için otomobile göre pardon otomobil 20-20 arttıysa bu 10-10 artıyor bak. 80 ile başlıyor 10 artıyor 90 10 artıyor 100. Bize başka neyi sorar mesela burada? Kamyonu sorar. 80 ile başlar. Bak. Bu daha ağır. En hafifi en hızlı olması gereken otomobil. Sonra otobüs. Kamyon daha böyle ağır vasıta o 5-5 artacak bak bu 20 arttı bu 10 arttı bu 5 artacak 80'den 85'e 85'ten 90'a çıktı yani bu şekilde mantık kurarsanız anlayabilirsiniz yani şimdi bunlar hepsini ben bile yani trafik polisleri bile bilmiyor ama bu şekilde mantık kurarsan çoğu zaman yaparsın anlaşıldı mı bir de şu bisikleti sorar bazen bisikletler otoyollara giremez arkadaşlar. Geçelim biraz uzadı bu ama şu bence işe yarar bir şey oldu. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir? Yaya geçidi, bisiklet yolu, bölünmüş yol başlangıcı, trafiği hızlandırma işareti. Cevabımız bu sorumuzda arkadaşlar. Bu gördüğünüz üzere bölünmüş yol başlangıcını ifade ediyor bu levhamız. Yola çiziliyor arkadaşlar. Bunlar zaten yol üzerine çiziliyor. Bakın şurada bunlarla ilgili çıkanları koydum. Yata işaretlemeler, katılma, bölünmüş yol başlangıcı. Bakın çok çıkanlar bunlar. Aynı şekilde bir diğer çok çıkan soru ise bu arkadaşlar. Bu yaya geçidi. Bu da yaya geçidi. Bu yavaşlama uyarı çizgisi. Bu da bölünmüş yol başlangıcı. Bunlar önemli arkadaşlar. Çıkıyor. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir? Bu kanamalar da sınavda ehliyet sınavı sorusu olarak kesinlikle gelir bir tane. Burada kılcal damarı sormuş. Bakalım şıklarımıza. Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması, sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması, yüksek basınçla akması ve zor durdurulabilmesi, yara ağzının kalp atımlarıyla uyumlu olarak fışkırarak akması. Özür dilerim. Şimdi kılcal kıl adı üstünde kıl inceliğinde akar, sızar arkadaşlar. Cevap B seçeneği. Kılcal damarda kıl inceliğinde sızar. Önemsiz yaralardır. Şimdi de yaralar önemli dedim çıkar dedim. Onun için kısaca değinmek istiyorum. Yaralar öncelikle kaç ayrılıyor? Dış kanama, iç kanama, doğal deliklerden olan kanamalar olarak 3 ayrılıyor. Dış kanamalar kanın dışarıya doğru aktığı kanamalar. iç kanamalar kanın vücut içine aktığı kanamalardır. Yine doğal deliklerden olan kanamalar kulak, burun, boğaz, ağız, üreme organı kanamalardır. Bir de kılcal damar, kılcal damar kanaması. Damar tipine göre kanamalardır bunlar da. Bunlar ayrı bir kategori. Kılcal damar kanamasında nedir arkadaşlar? Bakın şu. Sızma şeklindedir. Kıl gibi ince. Kolay durdurulur. Üzerine pamukla pansuman yapılırsa kolayca durdurabilirsiniz. Toplar damar koyu kırmızı. Bunlar önemli. Çıkar. Toplar damar koyu kırmızı. Sızar taşar biçimdedir. Atardamar açık kırmızı. Bakın A ile başlıyor, açık. Atardamar A ile başlıyor. İkisinde baş harf A. Buradan aklınızda kalsın. Bunlar tüyolar, ince ipuçları. Akılda kalıcı şeyler. Bakın arkadaşlar, atardamar kanamalar açık. Toplar damar koyu. Unutmayın. Fışkırır tarzdadır. Zaten soru sorarsa size açık renkte diye belirtir. O halde şu A harfinden hemen atardamar olduğunu, A harfi baş harflerinden çıkartacaksınız. Bir de kanayan bölgelerde şu önemli sınavda çıkıyor. Arkadaşlar kanayan bölge mümkün mertebe kalp seviyesinden yukarı tutulursa kanama durdurulabilir. Yani durdurulabilir derken kanama yavaşlar, azalır. Bu da önemli. Bir de turnike uygulaması var kanamalarda. Turnikeyi hangi durumda uyguluyoruz? Eğer kanamayı durduramayacağımız çapta büyük bir kanamaysa, uzun kopması varsa turnike uygulanır. Biraz uzadı ama bence güzel oldu. Çünkü kesin bir soru bekliyorum buradan. Geçelim. Resimde görülen ilk yardım uygulaması aşağıdaki durumlardan hangisinde tercih edilmez? Bu edilmezi iyi oku. Şıklara bakalım. Uzun kopması varsa, baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli ise, çok sayıda kazazedenin bulunduğu bir ortamda tek ve ilk yardımcı var ise, kanaması durdurulamayan kazazede de güç koşullarda bir yerde top taşınacaksa, hızlı okuduğum için biraz şey oldu ama. Şimdi arkadaşlar bu nedir? Turnike yöntemidir. Konuyu anlatalım anlaşılır. Bu turnike yöntemi hangi durumda uygulanmaz? Baskı noktalarına yeterli baskı uyguladığımızda kanama duruyorsa. Yani kanamayı durduramadığımız zaman bu turnike uyguluyor. Son çare bu. Öyle düşünün yani. Uzuv kopmalarında uyguluyoruz. Çok sayıda kazazede bulunuyorsa ortamda tekseniz yapabilirsiniz. Kanaması durdurulamıyorsa yapabilirsiniz kişilerin. Şimdi turnikeye şurada değinelim. Arkadaşlar turnike bayağı uzun bir mesele. Bilmeniz gereken en önemli şeyler şunlar. Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterliyse ya da uzuv kopması varsa turnike uygulayacağız. Yeterli olmuyorsa baskılar. Yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa yani açıkçası kısaca şunu söyleyeyim bir kanama var ve biz bu kanamayı müdahalelerle durduramıyorsak turnike uyguluyoruz. Son çare. Turnikenin kuralları var burada. Mesela turnike, ipte tel, sicim gibi malzemeler kullanılmayacak. Çünkü elini keser, kolunu keser. Kalın 8-10 santim genişliğinde malzeme kullanacağız. Yine turnike burada bir sürü madde var. onlar tek tek okumayayım ben. Şurası önemli. Çok sayıda yaralı olduğunda yaralının alnına ruj veya bir kalemle turnike T harfi yazılır. Hani kime turnike yapılıp yapılmadı tespit edilsin diye Turnike yapılan kişilerin alnına ya da görünecek bilgileri t harfi yazılır Bu da önemli bir husus idi Yine Turnike ile ilgili ileride anlatırız yine aklımıza gelen bir şeyler olursa fakat şurayı siz durdurup okuyun buradaki her şey önemli Biz okumaya çalışsak çok uzayacak Araç ışıkları ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır? Dönüş ışıkları geç anlamda kullanılması doğru mu? Yanlış. Geceler öndeki aracı yakından takip ederken kısa huzmeli farların yakılması doğru mu? Evet. Sis ışıklarının sis, kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hallerde kullanılması. Doğru mu? Haller dışında pardon. Ben de soruyu yanlış dikkatli okumamışız. Bu da yanlış. Sis ışıklarını ne zaman kullanıyoruz sis karda kullanıyoruz bunlar halinde dışında kullanılması doğru mu Hayır O zaman cevabımız ne 1 ve 3 B seçeneği Işıkların kullanılması ile ilgili şurada bir sayfa koyuyorum Burayı okuyun arkadaşlar Ben şimdi okumayacağım fazla uzamaması için Burayı mutlaka okuyun geçelim Çünkü daha önce de anlattım burayı Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır LPG benzin motorin biyodizel Doğru cevap LPG. Bunu da unutmayalım. Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir? Çevre, çevre hakkı, çevre düzeni, çevre koruma. Çevre kirliliğini önleyeceksiniz. Çevreyi korumuş olursunuz. Cevap D seçeneği. Basit bir soru. Motorsikletlerde 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yapılması zorunludur? 4, 3, 2, 1 cevap. C seçeneği 2 Bu manelerle ilgili neler çıkabilir hemen hızlıca bakalım geçelim çok da durmayalım İşte lastik tekerlekli traktör ve 3 yıl sonunda 3 yılda bir Hususi otomobil römörklere 2 veya 3 tekerlekli araçlar Bak 2 tekerlekli 3 tekerlekli Bu motorsikletler bunda ilk 3 yaş sonunda 2 yılda bir Diğer motorlu araç ve römorkları her yıl Ticari araçlar filan her yıl Otobüs, kamyon, minibüs gibi araçlar bu işlemi yapan kurum TÜVTÜRK'tür. TÜVTÜRK de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı bir yerdir. Unutmayın bunda soruyorlar. Resimde görülen uygulama kırıkların hangi hangi kırıkların tespiti için yapılır? Omurga, üst kol kemiği, ön kol kemiği, köpücük kemiği. Belli zaten çok basit. C seçeneği ön kol kemiği uygulamasında yapılan uygulamadır. Geçelim Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının birinci turunda kalp masajı suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir? Birinci tur. Yetişkin. Bakın yetişkinle çocuk bebek değişir. 10'a 1, 20'ye 1, 30'a 2, 40'a 2. Cevap nedir? C seçeneği 30'a 2. Şurada hemen bunu belirtmiştik. İşte şu. 30 kalp masajı 2 suni solunum. Yetişkinlerde. Yine bu temel yaşam desteği ile ilgili birkaç husus var burada önemli işte. Arkadaşlar bunu çok anlattığım için daha önceki sorularda da şu an anlatmıyorum. Fakat ekran fotoğrafını alın, bir kere okuyun ya da videoyu durdurup şu an bir kere okuyun. Özellikle şu kalın çizdiğim yerler önemli. Geçelim. Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur. Bu durum nedir? Şok, diyabet, hipertansiyon, sarah krizi. Anormal deşarjlarına bağlı olarak ani aşırı. Doğru cevap D seçeneği sarah krizi. Şimdi bu sarah krizi az dosta çıkıyor sınavda. Burada kronik bir hastalıklar. Şokun belirtileri nedir? Çok diyorum pardon sarah krizin Burada arkadaşlar bu sayfayı bir okuyun. Bayağı uzun bir sayfa. Onun için ben çok okumaktan niyetim yok. Ama siz okuyun. Mutlaka fotoğrafını da çekin. Telefonunuzda dursun. Geçelim. Yaralı taşımada kullanılan itfaiyeci yöntemi ile ilgili verilenlerden hangileri söylenebilir? İtfaiyeci yöntemi omuzda taşıyor. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. Okey doğru. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişilerde uygulanır. Bu da doğru. Omuzda taşıma yöntemi ya, ilk yardımcıların yaptığı arkadaşlar. O zaman her ikisi de doğru. Zaten yürüyen kişi Herhangi bir yer alınması yoksa sedye ile ya da kişinin kendi yürümek suretiyle gidebilir. Bunu da bu şekilde geçelim. Bir de sürükleme yöntemleri vardı. Onlar da çok ağır, iri yer, kilolu kişilerde yapılır. Bir de sürükleyeceğiniz alan çok dar ise yani ikiniz aynı anda çıkamayacaksınız. Sürükleme yöntemi kullanabilirsiniz. Ayaktan sürükleme ve kollardan sürükleme yöntemi olarak ikiye de ayrılır. Geçelim. Kırığı olan ya da kırık şüphesi olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? Kırık Sorunlu bölgenin hareketsizleştirilmesinin sağlanması Kol, bacak, kol ve bacaktaki bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması Kırık kuşkulu bölgede hareketsizleştirilmeden taşıma yaptırılması Kazazeden oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi Doğru cevap nedir? A seçeneği. Sorunlu bölgeyi hareketsizleştirmesini sağlayan hareket ettirmeyeceğiz. Sabitleyeceğiz sorunlu bölgeyi. Bu doğru. Burada yanlış olan ne? Düzeltmeye çalışılmaz kırık çıkık burkulmalar. Yine hareketsizleştirilmeden diyor taşıma. Önce sabitleyeceğiz sonra taşıyacağız. Buradaki de bu kelimemiz yanlış. Yine bu kımıldaması da doğru değil. Mümkün mertebe kımıldamasına izin vermiyoruz. Şimdi kırık çıkık burkulma ile ilgili şunları bilmenizde fayda var. Çıkar sınavda. İşte kırık neydi? Eklem bütünlüğünün bozulması. Çıkık eklem yüzeylerinin kalıcı bakın kalıcı burkulma eklem yüzeylerin anlık ayrılması. Unutmayın bunları. Bunlar çıkıyor. Şimdi zaten bu A ile bitiyor bakın. Sizler böyle bazen ufak kodlamalardan bahsedeyim. Bu A ile bitiyor, bu A ile başlıyor. Bakın ikisinde de A var anlık. Aklınızda kalsın diye söylüyorum. Şuradakinde ne var? Çıkık. K harfiyle bitti. K ile başladı. İkisini birbirine karıştırmamanız için kısa bir kodlama sizin için. Yine kırığı zaten bilirsiniz. Genelde eklem yüzey, kemik bütünlüğünün bozulması, kemikle ilgili bir şey varsa kırık kırıktır o. Çıkık burkulmayı bu şekilde anlatalım. Şimdi bu tespitler yani bunlar tespit ederken ne yapacağız? Bunu ben okumayın baştan sona. Siz mutlaka okuyun fakat mümkün mertebe burada önemli olan nedir? Düzeltmeye çalışmıyoruz. Sabit tutuyoruz. Hareket ettirmiyoruz mümkün mertebe. Yine şura önemli temiz bir bezle kapatıyoruz. Önce yumuşak malzemeyle kaplıyoruz tespit edilecek bölgeyi. Buradakileri ben kısaca özetledim şu kısmı. Siz uzun uzun okuyun videoyu durdurup mutlaka. Geçelim. Dokular üzerindeki çekme etkisiyle meydana gelen yaralara ne ad verilir? Ezikli yaralar, delici yaralar, parçalı yaralar, kesik yaralar. Doğru cevabımız C seçeneği. Geçelim bunu da. İleride anlatacağım. Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorun çalışmasını olumsuz etkiler? Polen filtresinin, yağ filtresinin, last, araç lastiklerinin, cam sileceklerin. Periyodik bakım değiştirilmemesi motorun olumsuz etkilenmesi. Polen filtresini periyodik bakımında değiştiriyoruz. Hava filtresidir. Yağ filtresi, araç lastikleri, cam silecekleri. Bu polen filtresi klima ile alakalı. Yani normalde hava filtresi kirli olsaydı ya da hava filtresi değiştirilmemiş olsaydı etkilerdi motorun çalışmasını olumsuz yönde. Fakat polen filtresi klima ile alakalı. Bunun değiştirilmemiş olması klimanın performansını ya da klimayı etkiler. Bu değil cevabımız. Biz neyi? Motorun etkilendiği sistemi arıyoruz. Yağ filtresi dursun araç lastikler alakası yok ki zaten periyodik bakımda değiştirilmez. Raf ömrü ve diş ömrü bittiğinde değiştirilir. Cam silecekler yine değiştirilmesi gerekiyor fakat motorun çalışmasıyla alakası yok. Burada doğru cevabımız B seçeneği. Eğer yağ filtresini değiştirmezsek ne olur? Filtrenin görevi neydi? Süzmeydi. Süzme işlemini yapıyordu. Bakın burada da filtreyi koydum ben. Hatta buranın fotoğrafını alın. Ben şurada şu şekilde anlatayım size Arkadaşlar yağ filtresini değiştirmezsek neden aracın motoru performansı düşer çalışmasını etkiler Filtre dediğimiz şey ne adı üstünde filtre süzme işlemini yapıyor neyi süzüyor yağı süzüyor Yani yağın içerisindeki pislikleri temizliyor e Bir süre sonra bu filtrede Kendi üzerinde pislikler kalır Eğer değiştirilip Değiştirilmezse yenisiyle Bir süre sonra filtrenin kendi üzerindeki Küçük Delikler ya da küçük Süzdüğü şeyler tıkalıyor tıkandığı için de yağ performansını, yağ dengesini sağlayamıyor. Yağlama işlemine performans düşüklüğüne sebep oluyor. Yine şunlar ek bilgiler bunları bilmenizde fayda var. Motor çalışırken yağ lambası yanarsa karterde yağlama için yeterli yağ yoktur. Yağ pompası arızalanmıştır. Yağ filtresi tıkanmıştır. Yağ müşürü arızalıdır. Motor çalışırken yağ lambası yanarsa bunlardan birinden şüphelenmeliyiz. Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre Yolu kullanmak sırası önceliğine ne ad verilir? Geçiş hakkı. Okul geçidi, yaya geçidi, geçiş üstünlüğü. Doğru cevabımız. B seçeneği geçiş hakkı. Geçiş hakkı ile geçiş üstünlüğünü karıştırmayın. Bakın geçiş hakkında ne var? Yayaların ve araçların. Şimdi şurada bakalım hatta daha net olsun. Geçiş hakkı neymiş arkadaşlar? Yayaların, araç kullananların, diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanma sırasına. Geçiş üstünlüğü neydi arkadaşlar? Belirli araç sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlike atmamak şartıyla başkalarını kısıtlama ve yasaklamalardan muaf olması durumudur. Yani geçiş üstünlüğünde ne var? E, belirli araçlar var. Ambulans, itfaiye, polis aracı, sivil savunma araçları gibi belirli araçlar var. İşte birkaç tanesini saydım. Birkaç tanesini yine gösteririz. Geçiş üstünlüğünde işte bunlar var. Arkadaşlar bir de bu şekilde şuna da değinmek istiyorum. Şurayı siz okursunuz. Burayı geçelim de. Bu uzatır çünkü bizim işimizi. Şuraya bakalım. İşte geçiş hakkı denir bunu arkadaşlar. Burada görüldüğümüz fotoğraftakiler geçiş hakkı. Şimdi mesela burada 1 ve 2 numaralı araç var. Birkaç tane örnek üzerinden anlatmak istedim. Şu mu şu mu öncelikli? Tabii ki önce 2 numaralı araç geçecek. Yol hakkı bunun. Niye? Burada ters üçgen var ya. Ters üçgenin olduğu buranın tali yol olduğu anlamına geliyor. Buranın da ana yol olduğu anlamına geliyor. Yani burada iki numaralı aracındır bu yol. Peki şu fotoğrafımızda yol hakkı kimindir? Tabii ki ilk yol hakkı yine iki numaralı araçtadır. Sebebine ne? Kavşak içerisinde. Arkadaşlar her zaman kavşak içerisindeki araca aittir yol hakkı. Yine burada aynı benzer bir sorumuz var. Burada bir tane kavşak içerisinde kırmızı araç var. Kavşak dışında mavi araç var. Hak kimin? Tabii ki kavşak içerisindeki pem barajın. Burada da zaten ters üçgen çizerek bunun tali yol olduğunu gösteriyor. Yine arkadaşlar burada aynı benzeri durum var. İleride bunlar detaylandırırız. Şimdi geçelim. Bu videomuz çok uzamasın. Aracına LPG sistemi taktıran bir kişi. Bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır? 30, 40, 50, 60. Doğru cevap A seçeneği. Geçelim. Bir travma sonucu deri ya da mukazanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir? Şok, yara, koma, tıkanma. Doğru cevabımız deri ya da mukazanın bütünlüğünün bozulması yaradır arkadaşlar. Geçelim. Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? 2 numara burada. Şıklarımız korna çalıp bir numaralı aracı durdurmalı. Bir numaralı aracın geçmesini beklemeli. Hızlanarak yoluna devam etmeli. Geçiş hakkı kendisini kullanmalı. İki numara ne yapacak? Cevap nedir? B seçeneği. Arkadaşlar bura geçiş yolu diyoruz biz bu yola. Bir mülkten çıkıyor petrol istasyonundan. Dolayısıyla burada yol hakkı bir numarada. Bir numara yoluna devam edecek. 2 onun geçmesini bekleyecek. Yani 1'e yol hakkı verecek. Cevap ondan dolayı B seçeneği. Burada şunlardan bahsedelim. Tırmanma yolundan geçiş yolu dedik ya hazır bağlantılı konu. Tırmanma şeridi dediğimiz şerit budur arkadaşlar. Bakın şurası tırmanma şerididir. Burada orta şeridin bakın. Burada da yazıyor zaten tırmanma. Burası sürekli işgal edilmez arkadaşlar bu. İşin bitince şeridine dönersin. İki yönlü karayol dediğimiz yol budur. Bakın bir geliş var. Bir gidiş. Yine şuna bakalım. Bölünmüş karayolunu bazen sorarlar. O da şudur. Bölünmüş bakın. İki çizgiyle bölünmüş. Bakın şura ayrılmış. Arada bir kaldırım veya çukurla ayrılır. Banketi sorarlar. Bankette şurası. Tanımı da şudur. Şehirler arası yollarda kaldırım olmayan yer. Yani normalde burada şehir içinde kaldırım oluyor ya. E şehirler arasında o kadar uzun kaldırım yapamayacaklarına göre bu alana banket deniliyor. Burada tam tanımı var. Onu okuyun siz mutlaka. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı daha fazladır? Dikkatin dağılması, kural ihlallerinin azalması, direksiyon hakimiyetinin artması, kazaya karışma olasılığının azalması öfkeli arkadaşlar öfke sorusu çıkıyor. Eğer kişi öfkeli ise dikkati dağılır. Dolayısıyla dikkatin dağılma ihtimali fazladır. Cevap A seçeneği. Yeni yönetmeliklere göre C sınıfı sürücü belgesi alan bir kişi aşağıdaki verilen araçlardan hangisini hangilerini kullanabilir? Çekici kamyon minibüs, otobüs kamyon kamyonet, iş makinesi otomobil minibüs, kamyon moped, lastikli traktör. Cevabımız nedir? C sınıfı. Evet. Burada cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Kamyon, moped, lastik tekerlekli traktörü C sınıfı kullanabilir. Unutmayın. Bu şekilde ezber soruların ekran fotoğrafını mutlaka alın arkadaşlar. Ara ara bakarsınız gün içinde böyle hani fotoğraf bakarmışçasına. Geçelim. Motor kartindeki yağ seviyesi normalin çok altındayken motor çalıştırılırsa ne olur? Şıklarımız motor ısınır yanar, motor yakıtına yağ karışır, motor çok soğur, motor suyuna yağ karışır. Karter neydi arkadaşlar? Yağ deposu. Yağ depoluk eden şeye karter diyoruz. Yağ seviyesi normalin altında ise cevabımız A seçeneği motor çok ısınır ve yanar. Şimdi arkadaşlar zaten yağlama sistemin amacı neydi? Aracın parçalarını yağlamak ve sürtünmeyi azaltmakta. Sürtünme azaldığı için daha az ısı oluşuyor. Yani parçaların ömrü uzuyor. Isı da oluşmamış oluyor aynı zamanda. Şimdi bunlarla ilgili kısa birkaç hatırlatma göstermek istiyorum. Sınavda bolca çıkar. Arkadaşlar yağ gösterge paneli yağ işareti budur. Yağlanması. Bu yandığında araç hareket halindeyken bak. Araç hareket halindeyken bu lamba yanarsa aracı derhal durdurup kontak kapatacaksın. Bu bir. Yine arkadaşlar yağ lambası yanıyorsa tabi hareket halindeyken bunu söyledik. Yağ, yağ filtresi belli kilometrelerde değiştirilmelidir. Motora yağ külbütör kapağından konulur. Unutmayın motora yağ külbütör kapağından koyuyoruz. Motor yağı günlük olarak kontrol edilmelidir. Yani düz bir zeminde kontrol ediliyor. Yağ seviyesi yağ çubuğuyla kontrol ediliyor arkadaşlar. Bu da çubuğun iki çizgi arasında olmalı. Yani yağ seviyesinde şöyle bir yağ çubuğumuz var arkadaşlar. Özel bir çubuktur. Onu da sorarlar bazen. İdeal yağ seviyesi iki çizgi arasındadır. Bunun üzerinde çizgiler olur şu şekilde. Yine arkadaşlar başka ne var? Silindirler aşındıysa motor yağ yakar. Yağ yakan motorun egzoz dumanı mavi olur. Silindirler aşındıysa motor yağ yakar. Unutmayın. Motor yağı değiştirileceğine motorun sıcak olmasına dikkat edilir değiştirilirken. Yine bunlar çıkıyor bol bol onun için bu maddelerin hepsi önemli ekran fotoğrafı mutlaka alın burada arkadaşlar. Geçelim. Görseldeki otoyol bilgi levhası hangisini bildirir? Cep telefonu sinyalinin güçlü olduğunu, radyo yayınlarının yol boyunca dinlenebileceğini ücretli yola girileceğini, yol boyunca elektronik denetleme sisteminin olduğunu. Arkadaşlar bu HGS. Alt zemin yeşil. Bu hızlı geçiş sistemi. Yani gişelere giriyorsunuz demektir. Gişene ücret ödeyeceksiniz. C seçeneği. Cep telefonuyla, radyoyla zaten alakası yok. Şu EDS ile karıştırabilirsiniz belki. Onun da sinya şeyi ismi zaten EDS yazar ya da kamera olur. EDS ile bazen soruyorlar. Çünkü EDS yazar ya da kamera fotoğrafı. Kamera şey simgesi olur burada. Bu HGS hızlı geçiş. Geçelim. Yukarıda verilenlerin bir kavşakta bulunması halinde sürücülerin bunlara uymadaki öncelik sıralaması nasıl olmalıdır? Bir kavşak olduğunu düşünün şu şekilde. Orada trafik işaret cihazı var. Yani kırmızı sarı ışık var. Trafik lefası var. Bir de trafik görevlisi var. Hangisine uyacaksınız? Sıralama nasıl olacak? Önce trafik görevlisi arkadaşlar. Eğer kırmızı ışık yanıyorsa, poliste geçiyorsa ne yapacaksın? Geçeceksin. Çünkü önce polisin dediği. Sonra ışıklı trafik işaret cihazı. Sonra leha. 3 1 2. Cevap C seçeneği. Geçelim. Aşağıda şekilde yer alan H harfi neyi ifade eder? Şuradaki H harfi şıklarımız lastiğin özel dönüş yönünü, yük endeksini, hız endeksini, yolcu aracı için öngörülen lastik olduğunu. Bakın şu şekilde geliyor sıralama. Bu cevap hız endeksi oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu çok da detaylandırmayalım çünkü o kadar çok detay var ki fakat çok çıkma ihtimali olan birkaç tane diş derinliği falan onları detaylandıracağım zaten ama bunu da bilin. Römörk veya yarı römörkleri çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araca ne denir? Yük taşımayan. Trailer, kamyon, çekici, kurtarıcı. Cevabımız nedir? Evet. Çekici diyenler bu sorunun cevabını doğru bildi arkadaşlar. Şimdi bu araç tanımları ile ilgili birkaç tane çok çıkan araç tanımlarından bahsetmek istiyorum burada. Değerli arkadaşlar videoları beğenin sizden ricam. Ne kadar çok beğen olursa o kadar çok video yayınlıyoruz bizde. En azından bana destek olmuş oluyorsunuz. Şimdi geçelim bu araç tanımları ile ilgili en çok karşımıza ne çıkar ehliyet sınavında. Otomobili sorarlar. Otomobili nasıl sorarlar? Sürücü dahil en fazla 9 oturma yeri. Bak otomobil. Kafan karışmasın. Hocam otomobilde 9 oturma yeri olur mu? Diye düşünmeyin. Olur arkadaşlar. Unutmayın. 9. Otobüs nedir? 9'dan fazla oturma yeri olanlara otobüs diyoruz. Otobüs sınıfına giriyor. Fakat burada bir ince ayrıntı var. Sürücüsü dahil 17. 17'yi aşmayan otobüsler aslında bu da bir otobüstür. Fakat 17'yi aşmıyorsa sürücüsü dahil 17'yi aşmayan oturma yeri olanlara minibüs deniyor. İşte şu minibüs arkadaşlar. Aslında bunların hepsi otobüs sınıfına giriyor. Fakat 17'yi aşmayınca minibüs oluyor. 17'den sonra esas şu gördüğünüz kırmızı büyük otobüs sınıfına giriyor. Kafanız karışmasın. Kamyoneti sorarlar. Yine bu konuyla ilgili. Kamyonette yüklü ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen. 3,5 tonu geçmeyen. Bakın 3,5 tonu geçmeyen yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır. Yine kamyonda 3,5 tonu geçen arkadaşlar. 3,5 tonu geçmeyenler kamyon, Geçenlerde kamyon, et, kamyon oluyor. Geçmeyenler kamyonet, geçenler kamyon oluyor. Burada başka söyleyeceğimiz zaten çekiciyi şurada anlattık. Çekici neymiş? Römörk veya yarı römörkler çekmek için imal edilmiş olan yük taşımayan motorlu araç. Bu da çekici. Aşağı yukarı birçok şeyden bahsettik bu konuyla ilgili çıkabilecek. Geçelim sonraki sorumuza. Evet, harita bilgisi sorumuz. Osmaniye'den hareket eden. Önce bir çizelim şöyle. Osmaniye'den hareket eden bir araç. Osmaniye burada. Okey. Haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya. buraya. Okey. Malatya'dan da Ankara. Hop, okey. Bu araç hangi yönde hareket etmiş olur? Batı doğu, kuzey güney. Kuzeydoğu, Güneybatı. Kuzeybatı, Güneydoğu. Doğru cevabımız nedir? Bakın arkadaşlar. Önce bir. Burası bir. Önce bunu yapıyor. Sonra iki hamle. Birinci hamlede ne? Nereye gidiyor? Erzurum'a doğru gidiyor fark ederseniz. Malatya biraz daha doğuya doğru gidiyor. Doğu Anadolu bölgesi aklınızda bulunsun. Önce şöyle yazın haritayı hemen. Doğu, Batı, Güney, Kuzey. Hemen bu şekilde bir yazalım. Şimdi. Önce doğuya doğru gidiyor. Fakat tam doğu değil bu. Ee, böyle yukarıya doğru. Bakın şurada da kuzey var ya. Kuzeye doğru bir doğu yapıyor. Yani kuzey doğu yapıyor. Oradan da batıya gidiyor. Direkt batı diyebilir miyiz? Batı diyebilmemiz için şu şekilde gelmiş olması lazım. Düz bir şekilde. Fakat düz bir şekilde batıya gelmiyor. Yine yukarısı kuzey. Paritanın yukarısı kuzey ya. Yine kuzeye doğru bir doğu bata yapıyor. Pardon. Batı ya bu bölgede. Kuzey batı. Doğru cevabımız C seçeneği. Şimdi bunu şu şekilde göstereyim ben size harita okuma. Arkadaşlar bunu mutlaka bilmeniz gerekiyor. Bakın neydi? Malatya'ya gidiyordu. Bak. Kuzey doğu. Evet şöyle gitti bir. Bir de böyle gitti. Bak şimdi. Bu birinci hamle. Bu ikinci hamle. Böyle giden o ok hangisi? Kuzey doğu. Kuzey doğu. KD yazayım ben kısaltayım. Bu ne? Bak bu. Kuzey batı. Kuzey batı. Şimdi. Bak soruda da zaten ne? Kuzey doğu, kuzey batı. Anlaşılmıştır umarım. Anlamayan tekrar bir dinlesin. Geçelim. Evet bugün de bitirdik. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum şimdiden. Yarın yine görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.